Geçen videoda sizinle mekanik sistemlere giriş yapmıştık ve yayın, ondan sonra piston ve kütlenin tek tek empedanslarını çıkartmıştım ben. Ee, bir yayı işte sağ çekerken ne kadar kuvvet uyguladığınız onun size olan tepkisi ya da bir pistonun tepkisi ve aynı zamanda kütle, bunları yapmıştık. Şimdi bir tane örnek bir mekanik sistem verdim burada ve bu mekanik sistemin transfer fonksiyonu şu şekilde belirlenmiş. Sizin çıkışınız bölü girişiniz yani xs bölü fs. Neden xs bölü fs? Çünkü sizin aslında girişiniz bu uyguladığınız kuvvet. Çıkışınız ne? Bu kütlenin aslında ne kadarlık bir hareket ettiği xt kadarlık yani. Çıkışınız böyle girişiniz. Transfer fonksiyonu bu. Biz bunu arıyoruz. Bunu bulmaya çalışacağız. Şimdi bu tür problemlerde yani mekanik sistemlerdeki problemlerde yapmanız gereken şey her bir kütleye ayrı ayrı Serbest cisim diyagramı denilen şeyi uygulamak. Yani bu kütle eğer izole olarak düşünürseniz, şu şekilde, şöyle bir kütlemiz var bizim ve ne biliyoruz? Bu kütle mesela sağa doğru gidiyor ya bu şekilde. X değerli kadar gittiğini düşünün kafanızda. Hareket ettirin. Bu kütle böyle giderken, bu kütle üzerine etki eden kuvvetler nelerdir? Bir kere sağ yönde bir FT'miz var. FT'miz var ve bu FT uygulanırken bu kuvvete karşı gelen kuvvetleri de yazacağım şimdi ben. Eğer kafanızda canlandırırsanız şuradaki e, kütleyi sağa doğru çektiğinizdeki kuvvetleri bir kere yay buna karşı gelecektir değil mi? Şöyle bir yay gelecek, karşı gelecek. Piston karşı gelecek. Piston da karşı gelecek. Bir de bu kütlenin eylemsizliği var. Yani bir kütlenin korunumu denen bir şey var bu kütle sabit kendi halinde dururken siz buna bir kuvvet uygularsanız o da size karşı bir eylemsizlikten kaynaklı F eşittir. Emalık bir şey uygulayacak değil mi? Karşı tepki uygulayacak. Yani bizim 3 tane karşı gelen şu F'ye karşı gelen kuvvetimiz var ve biz bunları toplayıp sıfıra eşitleyeceğiz. Yapalım. Yani toplayıp sıfıra eşitleyeceğiz derken aslında f eşittir şunlar demek istiyorum. Toplayıp sıfıra eşitleyeceğiz demek biraz yanlış oldu. Yönü katmadım çünkü işin içine. Yapalım. Şimdi yaydan gelecek olan kuvvet ne? Aslında yayın kuvveti sizin çekme miktarını şu x'lerin ilerleme miktarı yani şu yayın ne kadar gittiği ile k sabitinin çarpımıydı değil mi? Yani xt çarpı k idi. Pistonun ki neydi? Pistonu hatırlayacak olursanız piston da aslında doğrudan konumla değil konumun türeviyle bir bağıntısı vardı. Yani bu ne kadar hızlı bir şekilde hareket ediyorsa o kadar fazla kuvvet uygulayacaktı bu piston. Yani x'in türevi xt'nin türevi çarpı F'ydi. Evet bir de eylemsizlikten kaynaklı olan kuvvetimiz vardı. O da neydi? F eşittir idi, değil mi? Yani M çarpı A diyeyim daha doğrusu direkt. M, M, A diyeceğim önce çünkü XT'leri yazdım. A ne? A aslında ivme. İvme de aslında konumun ikinci türevi. Bu şekilde yazdık. Tabi transfer fonksiyonu için bunları frekans uzayında yazmam lazım. Her şeyin e, Laplace dönüşümünü alırsam sağa sollu m dedim. Bunu bir daha yazıyorum şimdi. Laplace dönüşümlerini alarak. Tamam. Yani serbest cisim diyagramı denilen şey bu. Şuradan ne var? Fs var değil mi? Buradan Fs var. Buradan ne var? Xt çarpı k. Xt'nin Laplace dönüşümü. Xs çarpı k olacak o zaman burası. Xs çarpı k. Şu Pistondan kaynaklı olan ne? Xt'nin türevi. Zamanda türev demek, frekansta s de çarpmak demek. Başlangıç koşulunu 0 kabul ederseniz ki 0 kabul ediyoruz, tamam mı? Yani, xs çarpı s çarpı fv diyorum buna ve bir de ne vardı? Şeyden kaynaklı, eylemsizlikten kaynaklı bir karşı tepki vardı. O da Xt'nin ikinci türevi. ikinci türevi de o zaman s kare ile çarpmaya karşılık geliyordu. XS çarpı S kare çarpı n e, Tamam mı? O zaman bu F S neye eşit? Bunlara eşit değil mi? Bunların toplamına eşit. İşte free body diagram. Yani serbest cisim e, serbest cisim diagramı bu. Yapalım. F S eşittir. XS parantezine yazacağım her şeyi. XS parantezinde K artı S çarpı F ve artı s kare M. dedik. Transfer fonksiyonu da transfer fonksiyonu da ne olarak belirlenmişti? Sizin çıkışınız yani kütlenin hareketi bölü x s pardon f s de tamam x s bölü f s x s bölü f s nedir? Şu f'i bunun paydasına bunu da 1 bölü olarak yazarsam sizin transfer fonksiyonunuz direkt tf yazacağım 1 bölü şu yani S kare M artı S çarpı F ve artı K. Tamam. Sizin transfer evet, K'yı çizemedim. Yani sizin transfer fonksiyonunuz bu şekilde çıkmış oldu arkadaşlar. Unutmayın. Bununla ilgili bir tane daha kompleks bir tane örnek çözeceğim. Ee, serbest cisim diyagramı dediğimiz şey tek tek kütlelere bakıyorsunuz. Yani sistemdeki kütlelere. O kütlenin hareketi yani artık bu hareket boyunca bu şekilde hareket ettiğinde üzerine hangi kuvvetler etki ediyor onları çıkartıyoruz. Bir tane ikili bir e, kütleli bir sistemde bir sonraki videoda yapmayı düşünüyorum. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar.